جهاندا مال تقول قال ولكذيك اجبر ديار الماسا بيانلغ باغ جلشان هم بيانلغ جلزار الماسا Vatan sevmekten artık Menge alemde eşya olma sana Vatanı sevmegen insan Cahanda bahtiyar ölme sey Vatan sevmek yarımdır Menga o'zga shior o'lmasay da Semda seferlerde Cemali gel Gezip kışlam Herlerde Kızıl gülber Gidip bülbül Kedi seyrek Seherlerde Yine şair kılır tekrar Vatenden yakşıyor olmasın Yine şair Vatan her zer toprağın Közün gitsin karar etkin Babalar mesken etken bu Aziz toprağın bağ etkin Yereşgeyi iftihar etsen Ki artık iftihar Har olmaz Vatanı sevmegen insan Cihanda bahtiyar olmaz Vatan sevmek şiarımdır Ki artık şiar olmaz Yine şair kılır tekrar Vatan dünya olmaz ha yana şöyle
hayır kılır tekrar. Vatandan yakşıyor kızıl gülber gidip bülbül kebi seyre seherlerde. Yana şair kılır tekrar, vatandan yakşı yar olmaz. Vatandan yakşı yar ölmez. Olup şu vatanda ustik şu vatanı toprağıdan her günü usup çıkan naz nimetlerde tenevvül kıldık ve şu toprağını yaladık. Şu yerden ata babalarımız, mamalarımız şu yerde şu vatanda istikamet kıldı. Bu vatanga qancha bosqinchilar kelgan edi. Shularda hammasiga chidadi bobolarimiz, momolarimiz va qo'shiqlarimiz ham. O'shani ichidagi dardlar ham. O'sha paytdagi shu azoblardan va yaxshiliklardan, go'zalliklardan barchasidan to'planib mana bu qo'shiqlar paydo bo'ldi. Mana bu ohanglar paydo bo'ldi. Maqomlarimiz shu holat bilan yo'g'rilib tayyorlandi. Sozanda xonandalarga maslahat shuki, ota-bobolarimiz o'sha ming yillik shodligi-yu azoblari-yu shu maqomimiz ichida turibdi. O'zbekni maqomini hech qaysi davlatdagi qofiz ayta olmaydi, aytib qo'y. Çünkü onu qonida yok o dertler, o azaplar yok, onu genide yok. Şu Orta Asya, ana Tacik, Özbek deylik, şu makamlarımızı, mesela, fakat şular ayta aladı halas. Başka bronta halk ayta olmaydı. Başka hala halk taşırlasını biz adamlarımız ayta aladı. Sababi ularda bunaqangi azob bo'lmagan. Allohga beadad shukrki hozir mustaqil bo'ldik. Mana 20 yilga yetibdi. Shu yilni ichidagi yaxshi yomon kunlarimiz o'tdi. Bu yog'iga yaxshiliklar bo'lsin ilohim. Xalqimiz o'g'il qizlari bir-biriga mehribon bo'lib, ota-onaga, aka-ukaga, qon qarindoshga, yor birodarga quloq sola oladigan darajada bo'lsin. Yurt tinch bo'lsin, elimiz tinch bo'lsin. Bu yurt juda ulug' zotlar yotibdi bu yurtimizda. Hazrati Bahouddin Naqshbanddan tortib bu avliyolar u Sohibul Amr Temur bobodan tortib anbiyolar, avliyolar Peygamber zadeler Husam ibn Abbas raziyallahu anh Samarqandda yotdi. Ve Chorbakirlar yada Abduxoliq Ajdovoniy Hazreti Hojai Jahon, Hojai Azizon ben endi nomma-nom aytsam tugata olmayman. Bu yurtta jamiki Peygamberimizin avlodlari yotibdi. Hiç kaçan bu yurtta eli halk xor bo'lib qolmaydi. Qiyinchilik bo'lishi mumkin. Uni Xudo xolasa, u hamma dunyoda bor u qiyinchilik. Endi shu uzoqlarda yurgan, tirikchilik uchun yurgan birodarlarimiz bor. Qarindoshlarimiz bor. Bola chaqa boqaman deb uyoq-buyoqda yurgan erkak-u ayol bor. Alloh shularga sabr toqat berib, kuch-quvvat bersin. Bu qiyinchilik butun dunyoda bor, bitta bizda emas. İlahim şu
uzoqlarda tirikchilik uchun, bola chaqa uchun bir to'y qilaman, yaxshilik qilaman deb tijorat uchun ketganlar bor, xizmat uchun ketganlar bor. Alloh shularni ham sog' salomat qilsin. Topganlariga Alloh baraka bersin. Kelishib eson omon yurtiga kelib, ilohim yaxshi to'ylar qilsin. Bu yerda yurganlarga ham sabr toqat bersin. Ayollar bor, erkaklar bor. Sevgilisidan uzoqda yurgan zotlar bor. Ularga ham Alloh sabr toqat bersin. Hammamizni xonadonimizda faqat yaxshiliklar bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. İlahim, elimiz boy bo'lsin. Shu yaxshilik to'ylarida biz xizmatda bo'laylik. Amin. Allohu akbar.